bir hayali vardı. Ömrünü bu hayale adadı. İnandı, düşündü, savaştı ve kazandı. Çöken bir imparatorluğun küllerinden genç ve dinamik bir cumhuriyet ateşi yapmayı başardı. Ezik, çaresiz, yoksul bir halktan hem millet hem de ordu yarattı. Türk ulusunun yetiştirdiği büyük komutan, varoluş mücadelesinin mimarı, bu toprakların evladı, atası, Mustafa Kemal Atatürk onun adı. Türk Cumhuriyeti'ni yaşatacak asıl savaş başlar. Büyük komutanın bu mücadeledeki ilkesi, yurtta barış, dünyada barıştır. Çünkü bu kez cephane, bilim ve akıldır. Türk milletinin uyanışının mimarı, tarih sahnesinde artık bir asker olarak değil, modern Türkiye'nin yaratıcısı, devrimci bir devlet adamı olarak vardır. Ulu Önder, attığı her adımı, bilimin yolunda, okuduğu kitapların ışığında düşünerek ve planlayarak uygular. Onu ve kaderini birleştirdiği ulusunu özgürlüğe bu felsefe taşır. Çağdaş medeniyetler seviyesine gelebilmek için fert fert tüm milletin aynı vizyonla donatılması lazımdır. Bunu yapabilmenin ilk şartı akıl ve bilimin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Her sahada hızla devrimler gerçekleştirilerek laik, demokratik ve uygar bir toplum yaratılacaktır. Ulu Önder'e göre önce kadınlar cehaletten uyanmalıdır. Çünkü kadınlar milletin anasıdır. Bir kadın yetiştirmek, bir millet yaratmaktır. Uygarlığa giden yol açılmıştır ve fedakar Türk kadını bu yolda ilerlerken erkeklerle eşit haklara sahip olacaktır. Bundan böyle Türk kadını dünyayı siyah bir pencereden seyretmek yerine bilgisi, yeteneği ve başarılarıyla hayatın içinde sesini duyuracaktır. Atatürkçü düşünce sisteminin temelini laiklik ilkesi oluşturmaktadır. Bu ilke Atatürkçü düşüncenin olmazsa olmaz ön koşuludur. Mustafa Kemal Atatürk'ün toplumsal, tarihsel, ulusal analizleriyle biçimlendirerek ulaştığı sentez noktasıdır laiklik. Yüce Önder'in bu emaneti Türk toplumunun bilimsel anlayış ve çağdaş yaşayışının teminatı olacaktır. Atatürk, emsalsiz deasıyla eğitimden siyasete, hukuktan ekonomiye her alanda mucizeler gerçekleştirir. Türk milletini bilgi toplumuna taşıyacak ilk araç olarak Latin alfabesi seçilir. Mustafa Kemal bu eğitimin reformunu ülkenin dört bir yanında bizzat kendisi uygular. Başöğretmen Atatürk,
kara tahtaya aydınlık yarınların imzasını atar. Ulu Önder sahip olduğu iktidar ve imkanlara rağmen bu kökleri bir diktatör olarak değil, gönülleri kazanarak toplum hayatıyla birleştirir. Her birimiz sevgiyle yetiştirdiği bu köklerin birer meyvesiyiz.